Bitman Kripto kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Solana çıkan yeni coinlere nasıl yatırım yapabiliriz ve en hızlı şekilde nasıl alım yapabiliriz? Bununla alakalı sizlere Trojana, 10 Solana yani Telegram botuyla en hızlı şekilde alıp en hızlı şekilde satma tarafını anlatacağım. Tabii ki de arkadaşlar bunların kazandırdığı kadar riski de çok çok yüksek. Yani burası bildiğiniz bir kumar yeri olarak düşünebilirsiniz. Sadece ben bu coinlerin nasıl alınacağını ve buradaki Trojana 10 Solana coin'in nasıl satılacağını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle ekranda gördüğünüz Solana'da çıkan tokenlerin saatlik veya ee, yükselişlerini görebiliyorsunuz. Burada baktığınızda 24 saatte %57.189 yani bunu en diplerden yakalayan kişiler neredeyse baktığınızda yani bir durum parasını milyonlarca liraya kadar çıkarmış durumda. Ve ben bununla alakalı tabii ki de tokenleri siz artık kendiniz bulursunuz. Ben daha çok Dexcrener üzerinden araştırmalar yapmaktayım ama asıl konumuz burada Trojana 10 Solana yani Telegram botundaki Solana ağındaki coinleri nasıl alım satım yapabiliriz? Öncelikle sizlere aşağıda bir link vereceğim. Bu linkten öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Yani bu link sizi direkt bu coin'e yönlendirecek ve sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bakın arkadaşlar benim şu anda örnek veriyorum sayfayı ilk başlat dediğinizde bu botu sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ve burada da ayarları hep beraber yapacağız. Burada bana bir Solana cüzdanı veriyor ve tabii ki de bunu bir de key veriyor arkadaşlar. Bu keyleri de kesinlikle kaydedin. İlerleyen dönemlerde herhangi bir problem olursa onunla yeniden buraya import yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bununla alakalı da nereden ulaşabileceğinizi hemen hızlı bir şekilde geleceğim. Öncelikle burada baktığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor hemen. Bu sayfa açıldıktan sonra settings'e gelin. Buradan öncelikle bir ayarları yapalım arkadaşlar. Öncelikle bakın burada kırmızı işaretler kapalı yeşiller açık demek. Burada Confirm Trades, Auto Buy, Auto Sell bunların ben hemen hemen çoğunu kapa, kapattım arkadaşlar ve burada da Face Turbo ve Custom Fee olarak geçiyor. Ben burada turboyu ayarladım. Turbo'nun anlamı da yani herhangi bir problem yaratmadan hızlı bir şekilde alım veya satım yapıyor. Yani burada bir hatayla karşılaşmadan alım satım yapmak istiyorsanız turboyu seçmeniz gerekiyor. Diğer bir kısım ise burada Auto Buy, Auto Sell'leri kapatın çünkü bazen Buy dediğinizde elinizdeki tüm parayla buradan hepsini kullanarak alıyor. Daha sonra da işte işlem fiili olmadığı için de satamayabilirsiniz. O yüzden buraya da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Geri karanda da zaten ekrandakileri görüyorsunuz. Buna göre sizler de ayarlarsanız. Piniel Values işte ne kadar kazandığını vesaire Göstermek için diğer tarafta da bolt. Bu bolt hep açıktı e, açıkçası ben de burayı çok karşılaştırmadım karıştırmadım o yüzden de bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Daha sonra simple modu vesaire de var ama ben genelde simple mod kullanmıyorum arkadaşlar ve dil olarak da İngilizce kullanmaktayım. Diğer bir kısım ise bakın burada pozisyonları görüyorsunuz. Yani burada asıl amaç bu coin yani burada nasıl satın alacağız oraya gelelim. Örnek veriyorum bir tane coin buldunuz arkadaşlar. Bu coin'in kontrak adresi CA'yı bulduktan sonra buradan buy yapmanız gerekiyor. Bakın buy tuşuna bastığımda bana diyor ki enter token symbol. Yani diyor ki token adresini gir buraya. Token adresini bulmanız gerekiyor. Token adresini örnek veriyorum bakın hemen e, Pepnut diye Punut'tan sonra Pepnut diye de bir coin çıkarmışlar. Bunun burada bakın Pepnut yazısı var. Gördüğünüz gibi Buradan hemen CA yani kontrak adresini kopyalıyoruz. Daha sonra onu buraya girdiğinizde arkadaşlar bakın onu da yapıştırıyorum. Daha sonra bana diyor ki ne kadar almak istiyorsun diyor. Burada ne kadar almamı soruyor bana. Bakın ben de burada kendime göre ayarlamışım. 0.1 sol, 0.3 sol, 0.2 sol, 1 sol, 0.5 sol. Elimde ne kadar sol varsa benim elimde 2 sol var ama ben herhangi bir alım yapmayacağım. Buradan da hemen 0.3 soldan örnek vereyim. Bastığınızda bakın hemen sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Nasıl bir ekran karşılayacak? Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın alım yaptınız arkadaşlar sizi aynı şekilde böyle bir ekran karşılayacak. Bakın benim şu anda elimde iki tane coin var. Jack ve Tyson adlı coinler. Aldığınızda coinler bu şekilde ekranınıza geliyor ve burada da ne kadar karda olduğunuzu gösteriyor. Bakın burada Jack adlı coin aldı. Bugün Jack, Jack Paul ve Mike Tyson'ın bir Dövüşü var. bunun alakalı tokenler çıkarmışlar. Ben de bunları aldım. Bakın birinde 125 dolar kardayım. Diğerinde de 12 dolar kardayım. Daha maça var. Gece saatlerinde de bu coinlerin daha da hareketleneceğini buradan belki 1000-1500 dolar alırsam da güzel günün kısa karı diyerek uyurum artık. Sabah 3'e 4'e kadar artık ayakta olacağız. Bu pozisyonları taşıdığımızda ve gerçekten de piyasayı araştırarak ciddi anlamda kazançlar elde edebiliriz. O yüzden de çok aç gözlü olmadan çok mantıklı hareket ederek davranmamız gerekiyor. Sizi tabii ki de buy dedikten sonra diyelim bir sol analı kaldınız. Böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Daha sonra satmak istediğinizde de bakın benim elimde iki tane coin olduğu için yeşil tik var. Diyor ki Jack. Jack de işaretli olduğu için sel dersem %100'ünü, sel dersem %50'sini veya sell X diyor. Yani ne kadarını satmak istiyorsun? Buraya bastığınızda satacak. O yüzden ben şimdi bu tuşlara basmıyorum. Sel %100 dersem hepsini satıyor. Tyson'a gelirsem de birden fazla elinizde coin varsa da zaten bu coinlerin ismi sırayla alt alta diziliyor. Siz buradan hangisini satmak istediğinize tıklıyorsunuz ve bu kadar hepsi basit arkadaşlar. Daha sonra ne kadar satmak istediğiniz miktarı girerek de satıyorsunuz. Tabii ki de sayfayı yenilerek de bakın CK geliyorum yeniden sayfayı yenileyerek de arkadaşlar ne kadar kar ettiğimi görüyorsunuz. Bakın 12 dolardı 53 dolar burada bir karım var. 115 dolarda yukarıda bir karım bulunmakta. Zaten bundan bir çoğunu da Ana paramı aldım. SELS diyor. Bak normalde bir sol da geri cebe almışım arkadaşlar. Bunu da buradan detaylı görebiliyorsunuz. Ee, bu kadar. Daha sonra tabii ki size anlatmam gereken başka bir şey var mı? Hemen hızlı bir şekilde ona da bakıyorum arkadaşlar. Bu da menü tarafı. Menü tarafına da girdiğinizde sizi bunlar karşılıyor. Buradan da settings ayarlarına yeniden gelmek gerekirse eğer. Hemen hızlı bir şekilde settings ayarlarına gelmek istiyorum. Bakın settings ayarlarına gelip settings ayarlarından da ee buy settings ayarlarına girerseniz arkadaşlar bakın buradaki amountları yani miktarları siz kendiniz özelleştirebilirsiniz. Bak 0.1 sola tıklıyorum. Bana diyor ki burayı ne kadarla değiştirmek istiyorsun? Ben de burayı 0.2 ile değiştirmek istediğimi belirttiğimde otomatik olarak orası değişiyor. Bakın hemen hızlı bir şekilde onaylıyorum. Bak 0.2 oldu ama ben bunu eski haline yeniden geri getirmek istiyorum. 0. 1 olarak yani 0.1 sol olarak yeniden güncelliyorum. Şu anda baktığınızda bu kadar basit. Yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmında olan linkten hızlı bir şekilde buna e, katılmanız. Para yatırma konusuna gelirseniz arkadaşlar oraya atladım en başta oraya anlatmam gerekiyordu. Para yatırma olayı da öncelikle herhangi bir borsadan da buraya gönderebilirsiniz ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Bir fantom cüzdan indirin. Fantom cüzdanı kurduktan sonra onun için solana gönderin. Fantom'dan buraya gönderin. Yani bu sizin yukarıda bir Solana adresiniz bulunmakta bakın Solana adres diyor. Bu adrese Solana gönderebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve bu kadardı. Umarım sizler için yararlı olmuştur bu video. Yine aklınıza takılan bir soru işareti varsa videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese bol kazançlar.